Hazırız. Evet arkadaşlar, bugün evde oluşturduğumuz piramit hologram sistemlerini kendi videomuzu ne şekilde yerleştirebilirsiniz? Bunu anlatacağız arkadaşlar. Mesela şu an beni aslında 4 tane kameradan değil, tek bir kameradan takip ediyorsunuz. Yalnız 4 farklı açıdan. Bu nasıl mı oluyor? Şu an mesela beni izliyorsunuz ya, bu ön profil veyahut da belki piramit hologramı döndürüyorum da belki yandan izliyorsunuz. Ancak şöyle bir durum var. Sadece bir tek kamerada ön tarafı baz alırken diğer el hareketlerini bu şekilde veyahut bu şekilde kullanıyor. Yani aslında kullandığım tek bir kamera olsa da bu defa kameraları değil kendimi baz alıyor. Kendi etrafımda çeşitli şekillerde dönerek veyahut çeşitli şekillerde kamera karşısında görünerek bu sayede 4 tane farklı görüntü elde ediyorum arkadaşlar. Ve bu görüntüleri de holograma yansıtıyorum. Örneğin şu an öne geçelim bilgiler. Tamam. Şu an beni önden görüyorsunuz değil mi? Yalnız ben yan taraftaki profiller için şu şekilde poz alıyorum. Ve sonra bu şekilde poz alıyorum. Tabii ki en az kullanılan ama böyle de gerekli olan arka profil. Ve bu kamera kendi içerisinde birçok yere kopyalanarak ve çeşitli şekillerde, çeşitli saniye veya dakika aralıklarında aynı şekilde yerleştirilir. Aslında baktığınız zaman siz sadece tek bir kameradan farklı açıları farklı şekillerde yansıtılmış bir halde piramit hologramı görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, umarım konuyu gayet net anlamışsınızdır. Olabildiğince basit anlatmaya çalıştım. Küçük bir dipnot. Eğer işin daha basit olmasını istiyorsanız olabildiğince sabit durun ve benim kadar elinizi kolunuzu oynatmayın. Ben standart sunumlardan alıştığım için bu şekilde davranıyorum. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölüme de görüşmek üzere. Umarım bir sonraki bölüme de programımızı izlemeye ve takip etmeye devam edersiniz. O zamana kadar görüşmek üzere, çünkü size ihtiyacım var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.